Arkadaşlar merhaba, AutoCAD dersimizin 37.sinde çizimlerle devam ediyoruz. Şimdi bu çizimlerde arkadaşlar 3. ve 4. çizimleri yapacağız. 3'e ödev vereceğim, 4'e siz yapacaksınız arkadaşlar. 3 kolay bir çizim. 3'e buradan bakın, daha sonrasında ben 4'e geçeceğim. İsteyenler hani bu şekilde sonra 4'e devam edebilir. Veya önce bir 4'ten çalışıp sonra 3'ü yapabilirsiniz arkadaşlar. Sanırsam görüntüyü almışsınızdır. Şimdi 4'e geçiş yaptım arkadaşlar. 4. çizimimiz bu. Altta bir parçamız var, üstte de bu şekilde. Yani iki parçalı oluşuyor diyebilirim. Ama tabii birleştirilmiş olduğu için tek parça gibi görüyoruz biz. Bunun çizimini yapacağız arkadaşlar. Bazı ölçüler eksik olabilir. Onları ben kafamdan vereceğim. Ölçü çok önemli değil. Yani vermişse yaparız, vermemişse kendimiz alırız zaten. Önemli olan çizebilmek demiştim her zaman. Şimdi arkadaşlar şurada bizim yapmamız gereken çizim şu alt tarafı bir yapalım isterseniz. Tabii ki şurada bunu bir alalım. Şunu silelim. Tepeden bir görüntüye geçelim. Şu şekilde. Şunu şöyle silelim. Tab görüntüden arkadaşlar, pardon, ataş bölümünden hatırlarsanız insert bölümüne geliyorduk şuradan. Şuradan ataş derken arkadaşlar çizim 4'ü alıyoruz. Diyorum ki 40 kat büyüklüğünde sen bunu getir yerleştir. Evet, çizimimiz bu, tepeden baktık. Box komutunu aldım şu şekilde. Yatay uzunluğu et diyoruz, 16. Yükseklik, yani yukarı doğru olan arkadaşlar yükseklik kaçmış? Totalde 60 virgül. Aşağı olan derinliği de 15'miş arkadaşlar. Evet, böyle bir parça, şu aşağıdaki küçük parçayı çizdim. Hatta ben bir tane şöyle bir şey çizeceğim arkadaşlar. Size neden olduğunu göstereceğim. Şuraya geldim. Aynısından şuradan bir tane de şöyle aldım. Ve taşıma komutuyla kutuyu taşıyınca orada dikdörtgenim kaldı arkadaşlar. Aynısından bir tane de onun şeyini çizmiş oldum. İki boyutlu dikdörtgen. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şu üst taraftaki parçamızı yapacağız. Üst taraftaki parçamıza bir bakalım. Şuradaki tekrar şeyden gelelim. Polyline'ımızı alalım. Şu aradaki arkadaşlar parçayı çizmeye çalışacağım. Hatta en üstteki parçadan başlayalım. Daha kolay olacak. Şimdi sağa doğru 40 dedim. Şimdi aşağı doğru gideceğim arkadaşlar. Şu arkadaki 40'ı çizdim. Arkadaki 40. Şuradan sağa doğru 60 gidersen fazla uzun olacak. Buradan burası 30'muş arkadaşlar. Onu vermiş bana. Ben de 30 olarak gidiyorum. 30. Bunu burada bırakalım. Bunu da 30 gidelim. Evet. Üst tarafın bölümü çıkmış oldu. Şimdi burası 30'sa arkadaşlar kalan kısım da 30 oluyor. İşte buradan burası 15'tir. Buradan burası da 15 diyorum. Çünkü bana ölçü vermemiş. Açı da vermemiş. Hiçbir şey vermemiş. Ben de o zaman kafama göre yapacağım bunu. Şöyle alalım bir tane arkadaşlar. Şöyle buradan buraya 60 çizelim. 60'ı çizdikten sonra arkadaşlar şimdi bizim tabii burada şeyimiz de yok. Yani ölçümüz de yok. Yani buradan burası 16'dır. 16 vermiş. Ama buradan bu genişlik ne kadar onu bilmiyorum. Yani şuradaki resme baktığım zaman 16'dan da bayağı büyük gibi duruyor. Hem açılıyor çünkü gittikçe. Bunu 32 yapsak ne olur? Az olur. Biz 30 yapalım. O yüzden hani bunu da böyle yapmış olduk. 15 diyelim. Şuna şöyle 15 atalım. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? 15'te içeri gidecek demiştik. Şu parçamı aldım. 15 içeri gitti. Daha sonrasında da buraları birleştirmiş oldum. Yani üstten baktığım zaman benim şuradaki parçamı görmüş oldunuz. Hatta arkadaşlar şuradaki deliği de biz ortalayalım. Ona göre yapalım. Ortadaki küçük deliği çiziyorum. Kademeli bir delik var burada. Alttaki küçük deliğin çapı 10. Üstteki büyük deliğin çapı da 15. Derinliği de 12'ymiş. Ben gidiyorum. Küçük deliği çiziyorum arkadaşlar. Küçük deliği çizmek için de hatırlarsanız bizim burada, pardon silindir değil, şuradaki daire komutundan sayfam alanı ortalayarak, çünkü ölçü vermediği için ben de ortalayarak yapıyorum. Çapı 10'sa yarı çapı 5 olur. Buraya da parçamı çizmiş oldum. Üstteki büyüğü çizmeyeceğim arkadaşlar. Onu daha sonra. Şimdi bunu da yaptık. Hatta şunda bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Şunu geçici olarak siliyorum. Çünkü yapacağım komutu şimdi düşününce oradan bir sıkıntı olacağını düşünmüştüm. Size de çizdirdiysem kusura bakmayın. Şimdi buradan arkadaşlar bunu yaptık. Alt tarafın bölümünü yapacağım. Alt tarafında da zaten burası hemen hemen aynı. Geliyorum tab bölümüne. Şunu bir joinleyelim veya kopyalayalım arkadaşlar. Sonra joinleriz. Şuradan aldık kopyamızı. Parçamızın hepsini şöyle seçelim. Yan tarafa bir tane kopya aldık. Ve bunu bu şekilde burada bulunduralım. Biz ne demiştik? Yani ne kadar gitmiştik? Şöyle aşağı doğru
15 gitmiştik. 15 gittikten sonra arkadaşlar bunun burası 16 idi. Şunu hatta line'ı aldım tekrardan. Buraya 8 çizdim. Bunu da buraya doğru uzattım. Şimdi alt taraftaki kesiti çiziyorum arkadaşlar. Alt taraftaki kesit de direkt böyle olacak. Şuradan burası. Şunları siliyoruz. Şunlar da siliniyor. Yani sanırım şunu görebildiniz arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Şu en alttaki parçamız box. Bu onun bir üstündeki kesit. Şu komplesi. Bu da onun en üstündeki kesit. Şimdi bunların arasındaki yükseklik ne kadarmış arkadaşlar? En altı saymıyoruz. 45'ten 15 çıktı. 30 kaldı. Önce bunları bir join diyelim. Yani birleştirelim. Bunu aldık. Sonra bunu seçip bir daha enter'a basınca ne yapıyor? O komutları, parçaları birleştiriyor. Şimdi arkadaşlar line komutunu aldık. Bunu yukarı doğru ne kadarmış? 30 demiştik. Taşıma komutuna geldim. Bunu da bunun üstüne attım. Evet. Şöyle baktığımız zaman parça buna benziyor. Taşıma komutuyla geldim. Bunu da buraya aldım. Bunu da böyle yapmış olduk. Evet, tuttu. Gayet de güzel oldu. Tam oturdu. Şu dikdörtgen şimdilik fazlalık oldu. En baştan çizdim ama. Her neyse. Çünkü daha önceden ben de bu çizimi yapmadığım için arkadaşlar hani bazı şeyleri düşünüyorum. Hani kullanmıyoruz. Yüz falan siliyoruz vesaire vesaire. Veya farklı yollardan yapılabilir. İşte bak sizin şunu extrude yazabilirdik gibi. Neyse. Geldik arkadaşlar. Sanırsam hatırladınız ne komutunu kullanacağımı arkadaşlar. Çok kısa bir değindiğimiz geçmişte bir komutumuz vardı. Loft komutu arkadaşlar. Loft komutuna tıkladıktan sonra birinci kesit ne yapıyorduk arkadaşlar? Sonra ikinci kesiti diyorduk ve enter'a basınca bizim arkadaşlar iki defa enter'a basıyoruz bu arada. Parçamız yerleşiyor. Bu çizim loft komutuyla yapılacak bir çizimdi. Gayet de güzel oldu. Evet, çizimimiz hazır arkadaşlar. Bunu bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi tepeden bakıyorum. Tepeden baktıktan sonra şöyle bir şey yapalım. Silindir komutunu aldım. Bakın çok hızlı bir şekilde yapacağım. Silindir komutunu aldıktan sonra arkadaşlar yarıçapı 5. Delik muhtemelen aşağı kadar gidiyordur. Yüksekliğine de 100 dedim gitti. Hiç önemli değil. Sonra aynı silindir komutunu bir daha aldım. Tepesine tutturuyorum. Şu şekilde tutturabilirsek tabii ki. Tabii ben onu şey yaparken bu da oradaki bölümü yakıyor. Bunu şöyle yapalım. Geldik buraya. Silindirimize. Evet, şimdi tutturdum. Yarı çapı kaç demiştik? Resimden hemen bakıyoruz. Yarı çapı 7.5 arkadaşlar. 7.5. Enter. Yükseklikli yukarı doğru 12 mi olacaktı? Evet, 12T arkadaşlar. 12. Şimdi bunları birleştirelim. Birleştirme komutuyla hem bunu hem bunu. Enter'a bastık. Bunlar birleşti. Tekrar dolduralım içini. Evet, parçamız hazır arkadaşlar. Şimdi taşıma komutuyla parçamı seçtim. Enter. Üstteki ortamasından tuttum. Bunu bu tarafa doğru böyle kaydırırken geldim. Bu taraftan da bir şeyler aldım. Bir daha yapalım. Şeyden dolayı tam gözükmüyor ama bakalım eğer alabiliriz. Çünkü şey çizim 3 boyutlu olduğu için 3 boyutta bunları tutturmak birazcık daha zor arkadaşlar. Eksenlerde sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani bu farklı eksenlerde çalışıyor. Şöyle bir tepeden bakalım. Ya da hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Line aldım. Şunun tam ortasından, bunun tam burasına bir çizgi çizdim. Taşıma komutuyla da bunu aldım. Bunun ortasından tuttum. Çizgimin ortasına götürdüm. Çizgimi de sildim. Sonra boşaltma komutuyla arkadaşlar Enter, Enter diyoruz ve parçamız şöyle gördüğünüz gibi çıkmış oluyor. Eğer yanlış yapmadıysam arkadaşlar şuradaki derinlik 12 idi. Evet, ben de aşağı kadar 12 oluşturdum ve dolduralım. Bakalım gerçekten şunları silelim artık. Delete diyoruz. Evet. Şöyle baktığımızda arkadaşlar içine kadar gidiyor. Oo, yani biz bunu yaptık ama komple delmemiş. Yani komple delmemesinin sebebi şu. Bu parçayla şu parçayı birleştirmedik. Onu bir bütün görmedi. Bununla bunu birleştirdim arkadaşlar. Aşağıda delik var. Ne yapacağız? Hatırlarsanız bir press pull komutumuz vardı. Bir zamanlar görmüştük bunu. Tıklayıp bunu aşağı kadar açabilirsiniz. Veya bu deliğin neyini yapmak istiyorsunuz? Derinliği 12 değil de mesela 10 olacak değil mi? Yine press pull komutuyla ne yapıyorduk? Veya offset komutu vardı. Offset ile de bunu, offset face komutuyla da ne yapabilirsiniz? Derinliklerini değiştirebiliriz. Mesela şu an 12 ile 2 daha verdim. 10 oldu. Bunları da bu şekilde evet, yapmış olduk arkadaşlar. Çizimiz bu şekildeydi. Yine hemen hemen 10 dakikayı buldu anlatarak yaptığım için. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.